Dördüncü lemanın altıncı nüktesi İsmi Kayyum'a bakar. İsmi Kayyum bir hulasası, nur çeşmesinin bir zeyli olmuş. Bu İsmi Kayyum dahi 30. sözün zeyli olması münasip görüldü. 30. söz zaten tahavülat-ı zerrattı. Bunu zeyli abim. Böyle bir kısa mukaddime yapıp öyle başlamak istiyoruz da inşallah. Mesnevi 241'de kainatta tecelli-i rububiyet ve faaliyet-i kudrete ve makar-ı hilafete ve hay kayyum isimlerinin cilvelerine en uygun topraktır. Biz de ismi kayyuma toprak ile bakmak istedik. İsmi kayyumun ebced değeri 166. Bu 166'nın ilk 16'sı bugüne tevafuk ediyor abim. Kalan 6'sına da iman hakikatleri olarak bugüne defin ederek yine o hakikatler ile kendi kabrimizden kıyama kalkabilmeyi Zat-ı Hayy-i Kayyum'dan tazarru ediyoruz. İmam-ı Rabbani Kuddüs-ü Sırrı Hazretlerinin ismi azamı Kayyum'dur. Yine İmam-ı Rabbani Hazretleri Nakşi tarikatının piridir. Nakşi tarikatının hususiyeti ise zikirleri nebatat gibi hafidir. Bu sayede kalbi adeta bir çanak yapıp ubudiyet toprağı ile eneyi nahnüye inkılap ettirirler. Bir de bu Perşembe Regaib Kandili abim. Hepimizin şimdiden Regaib Kandili mübarek olsun inşallah. Regaib Kandilini Efendiler Efendisi Aleyhissalatu Vesselam'ın rahm-ı madara düştüğü dense de bu tarihten Mevlüt Kandili'ne hesap ettiğimizde uyuşmadığını görürüz. Aslında regaib bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek manalarını taşıyor. Allah Celle Celaluhu var iken hiçbir şey yoktu. Allah kainatı yaratma isteyişi yani Nur-u Muhammedi Aleyhisselatu Vesselam'ın tezahürünün mebdesi, çekirdeği aslimimizin belirişidir regaib. Sultanım sen ki Adem Alut karanlıklarda bırakmadın. Taş olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan kalmayarak, insan olup, Müslüman olarak yarattın. Bizler de iman ile intibaha gelip gaye-i aksamıza o mübarek anı şimdi bu mübarek ana intikal ettirerek rızayı ilahi ve memnuniyet-i mukaddeseyi takdim edebilmeyi Zat-ı Hayy-i Kayyum bizlere nasip eylesin inşallah. Bu ismi Hay ve ismi Kayyum ile adeta İki göz ile ferdi ahada nazar edebilmek nasip olur inşallah. 30. lema 5 şuadan ibaret. Birinci şua zatına, diğer üç şua kainattaki kayyumiyete, son beşinci şuada insanda tecelli eden kayyumiyetten bahsedilmekte. Biz aslında beşinci şuaya çalışıp okumak arzu etmiştik. Lakin ilk dört şuaya da az da olsa atıflar yaparak okumadan geçmek istemedik. Bismillahirrahmanirrahim. Biyedihi melekutu küllü şeyin lehu magalidu semavat vel art ve in min şeyin illa indena hazainuhu مَا مِنْ دَبَّاتٍ اِلَّا هُوَ اَخِذٌ مِنْ اَسْيَاتِهَا gibi kayyumiyet-i ilahiyeye işaret eden ayetlerin bir nüktesi ve ismi azam veyahut ismi azamın iki ziyasından ikinci ziyası. Ziya doğrudan ışığı veren bizatihi güneş gibi altın nurundan altıncı nuru nur da güneşin aya yansıması gibi abim. Kayyum isminin bir cilve-i azamı Zilkade ayında aklıma göründü. Burada aklıma diyor.
artık kalbe, ruha da kim bilir nasıl gelmiştir. Eskişehir hapishanesindeki müsaadesizliğim cihetiyle o nuru azamı elbette tamamıyla beyan edemeyeceğim. Fakat Hazreti İmam Ali rahmetullahu aleyh Kaside-i Ercüzesi'nde Sekine namı alisiyle beyan ettiği ismi azam ve Celcelüyetesi'nde pek muhteşem isimlerle ismi azam içinde bulunan o altı ismi en azam, en ehemmiyetli tuttuğu için ve onların bahsi içinde keramet kerane bize teselli verdiği için bu ismi kayyuma dahi evvelki beş esma gibi hiç olmazsa muhtasar bir surette beş şua ile o nuru azama işaret edeceğiz. Birinci şua, bu kainatın Halik-ı Zülcelali kayyumdur. Yani bizatihi kaimdir, daimdir, bakidir. Bütün eşya onunla kaimdir, devam eder ve vücutta kalır, beka bulur. Eğer kainattan bir dakikacık olsun o nispeti kayyumiyet kesilse kainat mahvolur. Hem o Zat-ı Zülcelal'in kayyumiyetiyle beraber Kur'an-ı Azimüşşan'da ferman ettiği gibi leyse kemislihu şeyimdur. Yani ne zatında, ne sıfatında, ne efalinde naziri yoktur, misli olmaz, şebihi yoktur, şeriki olamaz. Böyle buraya kısa bir not düşmüşüz de abi. Sanki de Celal ülkesinin zerreleri adeta kendi miraçları ile kıyama kalkarak Cemal ülkesinin müzeyyenatını sahibi hakikilerine ilan ederek inkıyatta bulunmaları, cuddan gelen vecd ile tecellinin zuhur etmesi, mevcudu bulmak için vecd geçirmek lazım. Kayyum-u Zülcelal zerrata müterriki bizzat olup daim olmalarını, kayyum olup kıyama getirip beka verdiği gibi sözler 511'de şöyle bir ibare var. Beşer bir ümmettir. Kelam sıfatından gelen şeriat-ı ilahiyenin hamleleri, mümessilleri, mütemessilleridir diye geçmekte. Biz de uluhiyet aleminde rububiyetin maşuk-ı zülcemali, veziri nazırı olan insan, zerrelere mukabil, noktaları bir ahenk ile sıralayıp harfleri vecde getirerek kelimeleri, kelimeler kelam ile kıyama kalkıp teşhirgah-ı ilahide beka yolculuğunda daimliğin vazifesini yüklenmektedir. Hem insanların bir kısmı güya daha ileriyi görüyor gibi daha ziyade cahilane bir delaletle Sani-i Zülcelal'in gayet latif, nazenin, muti, musahhar bir sahife icraatı, iki, emirlerinin bir vasıtayı nakliyatı, üç, zayıf bir perde-i tasarrufatı, dört, latif bir midat, mürekkebi kitabeti, beş, en nazenin bir hulle-i icadatı ve bir maye-i masnuatı ve bir mezra-i hudubatı olan esir maddesini cilve-i rububiyetine aynadarlık ettiği için mastar ve fail tevehhüm etmişler. İcaz'da Cenab-ı Hakk'ın arşı su hükmünde olan şu esir maddesi üzerindeymiş. Madde-i esiriyenin yine esir olarak kalmak şartıyla sair maddeler gibi muhtelif teşekkülatı ve ayrı ayrı nevileri vardır. Buhar ile su ve buzun teşekkülatları gibi. Buraya da şöyle bir not düşmüşüz de. Allah'tan uzaklaşıp
Kesafet kazandıkça önce su. Daha da uzaklaştıkça buz tezahür eder. Dolayısıyla kesafetten sıyrılışımız nispetinde letafete kavuşuruz. İnsanın ikinci neşesi de aczun zenip üzerinden teşekkülünü üstadımız şurada da İnsanın cesedinden bir çekirdek, bir tohum hükmünde olacak aczun zenep tabir edilen küçük bir cüz'ü baki kalıp Cenab-ı Hak onun üstünde cesedi insaniyi haşirde halk eder, onun ruhunu ona gönderir. İkinci şua iki meseledir. Birinci mesele ismi kayyumun bir cilve-i azamına işaret eden Lata huzuhu sunatun velanem ma min debbati illahu ahizun binasiyatiha lehu makalidus semavati vel art gibi ayetlerin işaret ettiği hakikati azamın bir feci şudur ki şu kainattaki ecram-ı semaviyenin kıyamları, devamları, bekaları sırr-ı kayyumiyetle bağlıdır. Eğer o cilve-i kayyumiyet bir dakikada yüzünü çevirse bir kısmı küreye arzdan bin defa büyük milyonlarla küreler fezeayı gayri mütenahi boşluğunda dağılacak, birbirine çarpacak, Adem'e dökülecekler. O zat-ı kayyum-u Zülcelal'in madde-i esirriye içinde hadsiz ecram-ı semaviyeye nihayetsiz derecede intizam ve mizan içinde sırrı kayyumiyetle bir kıyam, bir beka, bir devam vererek bazısı küre-i azdan bin ve bir kısmı bir milyon defa büyük milyonlarla azim küreleri direksiz, istinadsız, boşlukta durdurmakla beraber her birini bir vazifeyle tavzif edip gayet muhteşem bir ordu şeklinde emri kün feyekünden gelen fermanlara kemal-i inkiyatla itaat ettirmesi ismi kayyumun azami cilvesine bir ölçü olduğu gibi her bir mevcudun zerreleri dahi yıldızlar gibi sırr-ı kayyumiyetle kaim ve o sır ile beka ve devam ediyorlar. Eğer kainattan Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatu vesselamın nuru çıksa, gitse, kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse kainat divane olacak ve küreye arz kafasını, aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak. Kelam, Kur'an, kıyamet. Kayyumiyetin çözülüşüyle kıyametin kopuşu. İkinci mesele, eşyanın sırrı kayyumiyetle münasebatlar faydelerinin ve hikmetlerinin bir kısmına işaret etmeyi bu makam iktiza ediyor. Evet, her şeyin hikmeti vücudu ve gaye-i fıtratı ve faide-i hilkati ve netice-i hayatı üçer nevidir. Birinci nevi kendine ve insana ve insanın maslahatlarına bakar. İkinci nevi daha mühimdir ki her şey umum zişur mütalaa edebilecek ve Fatır-ı Zülcelal'in cilve-i esmasını bildirecek birer ayet, birer mektup, birer kitap, birer kaside hükmünde olarak manalarını hadsiz okuyucularına ifade etmesidir. Üçüncü nev ise Sani-i Zülcelal'e aittir. Ona bakar. Her şeyin faydası ve neticesi kendine bakan bir ise Sani-i Zülcelal'e bakan yüzlerdir ki Sani-i Zülcelal kendi acayip bir sanatını kendisi temaşa eder.
kendi cilve-i esmasına, kendi masnuatında bakar. Bu azami üçüncü nevide bir saniye kadar yaşamak kafidir. Belki vücuda gelmeden bil kuvve niyet hükmünde olan istidadı yine kafidir. İşte seriüz zeval, latif masnuat ve vücuda gelmeyen yani sümbül vermeyen birer harikayı sanat olan çekirdekler, tohumlar şu gayeyi bitemamiha verir. Faydasızlık ve abesiyet onlara gelmez. Bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynesi ve nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile ve kendinden daha kıymettar, baki müteaddit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu ve mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymettar olduğunu ilmel yakin ile bildim. Lillahil hamd. Zihayatların en mühim netice-i hilkati ve en büyük gaye-i fıtratı Zat-ı Kayyum-u Ezeli'nin kendi nazarına, kendi acayip bir sanatını ve verdiği rahimane hediyelerini ve ihsanlarını arz etmektir. Bu gaye ise çok zaman bana kanaat verdi ve ondan anladım ki her mevcutta, hususan zihayatlarda hayatlarda hadsiz de kaykı sanat bulunması Zat-ı Kayyum-u Ezeli'nin nazarına arz etmek. Yani Zat-ı Kayyum-u Ezeli kendi sanatını kendi temaşa etmek olan hikmet-i hilkat o büyük masarifa kafi geliyordu. Kainattaki kudretin faaliyeti ve seyr-ü seyelanı eşya o kadar manidardır ki o faaliyet ile sani hakim envai kainatı konuşturuyor. Güya göklerin ve zeminin müteharrik mevcutları ve hareketleri onların o konuşmalarındaki kelimelerdir ve taharrük ise bir tekellümdür. Demek faaliyetten gelen harekat ve zeval bir tekellümat-ı tesbihiyedir ve kainattaki faaliyet dahi kainatın envaının sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. Lillahil hamd, Kur'an-ı Mucizül Beyan feyzi ile sırr-ı kayyumiyet noktasında azim, hadsiz bir hikmet, bir gaye göründü ve onun ile tılsım-ı kainat ve muamma-i hilkat tabir edilen bir sırr-ı ilahi anlaşıldı. 24. mektupta tafsilen beyan edildiğinden burada yalnız icmalen 2-3 noktasını 3. şurada zikredeceğiz. Şu en alt paragrafta şöyle bir şey vardı. Her şey doğrudan doğruya sırrı kayyumiyete bakar. Burada şey zatın ismi zahirle zuhurudur. Eşya ayat-ı müteşabihat yapılır ve yıkılır. Ayat-ı muhkemat olan şey o eşyanın görünmeyen enfüsi kısmıdır. Şey istidadın zuhuruna konan ismidir. Üçüncü şua, külliyamün hüve fî şanin faalun lima yürit yahluku ma yeşâ'u biyedihi melâkütü küllü şeyin fenzur ilâ âsar rahmetillâhi keyfe yuhyil arda ba'da mavtiha gibi ayetlerin işaret ettikleri hallakiyet-i ilahiye ve faaliyet-i Rabbaniye içindeki sırr-ı kayyumiyetin bir derece inkişafına
bir iki mukaddime ile işaret edeceğiz. Faaliyet-i Rabbaniye'nin ve bu hallakiyet-i ilahiyenin bir sırrı hikmeti ve esaslı bir müktezası ve bir sebebi daisi üç mühim şubeye ayrılan hadsiz, nihayetsiz bir hikmettir. O hikmetin birinci şubesi şudur ki, faaliyetin her nevi, cüz'i olsun, külli olsun bir lezzet verir. Belki her faaliyette bir lezzet var. Belki faaliyet aynı lezzettir. Belki faaliyet aynı lezzet olan vücudun tezahürüdür ve aynı elem olan Adem'den tebaüt ile silkinmesidir. Evet, her kabiliyet sahibi bir faaliyetle kabiliyetinin inkişafını lezzetle takip eder. Her bir istidadın faaliyetle tezahür etmesi bir lezzetten gelir ve bir lezzeti netice verir. Her bir kemal sahibi faaliyetle kemalatının tezahürünü lezzetle takip eder. O cilveler gösteriyor ki, kendini böyle sevdiren ve seven, şefkat edip lütuflarda bulunan, zatın kutsiyetine layık ve vücubu vücuduna münasip o hayat-ı sermediyenin müktezası olarak hadsiz derecede, tabirde hata olmasın, bir aşk-ı lahuti, bir muhabbet-i kutsiye, bir lezzet-i mukaddese gibi şunat-ı kutsiye o hayat-ı akdeste var ki o şunat böyle hadsiz faaliyetle ve nihayetsiz bir hallakiyetle kainatı daima tazelendiriyor, çalkalandırıyor, değiştiriyor. Sırr-ı karyumiyete bakan hadsiz faaliyet ilahiyedeki hikmetin ikinci şubesi Esma-i İlahiye'ye bakar. O muhtelif esma dahi daimi ve sermedi oldukları için daimi bir surette Zat-ı Akdes hesabına tezahür isterler. Yani nakışlarını görmek isterler. Yani kendi nakışlarının aynelerinde cilve-i cemallerini ve inikas-ı kemallerini görmek ve göstermek isterler. Yani kainat kitab-ı kebirini ve mevcudatın muhtelif mektubatını anen feanen tazelendirmek, yani yeniden yeniye manidar yazmak, yani bir tek sayfede ayrı ayrı binler mektubatı yazmak ve her bir mektubu Zat-ı Mukaddes ve Müsemmâ-i Akdes'in nazar-ı şuhuduna ishar etmekle beraber bütün zîşuurun nazar-ı mütalasına göstermek ve okutturmak iktiza ederler. Bu hakikati işaret eden şu hakikatli şiire bak. Kitab-ı âlemin yaprakları envâ-i namâdud, huruf ile kelimatı dahi efrâd-ı namahdud, yazılmış desgâh-ı lehv-i mahfûz-ı hakikatta mücessem lafz-ı manidadır. Âlemde her mevcut. Teemmel sudurul kainati fe innehu minel melâil âlâ ileyke resâil. Kainatın satırlarını dikkatle mütalaa et. Zira onlar mele-i âlâdan sonra gönderilmiş mektuplardır. Elbette cemil-i mutlak olan Zat-ı Kayyum-ı Zülcelal'in binbir esma-i hüsnasından her bir ismin kainatın şehadetiyle ve cilvelerin delaletiyle ve nakışlarının işaretiyle her birisinin her bir mertebesinde hakiki bir hüsün, hakiki bir kemal, hakiki bir cemal ve gayet güzel bir hakikat, belki her bir ismin her bir mertebesinde hadsiz envai hüsünde hadsiz hakaik-i cemile vardır. Dördüncü şua, kainattaki hayret duma faaliyet daimenin hikmetinin üçüncü şubesi şudur ki, her bir merhamet sahibi başkasını memnun etmekten mesrur olur.
Kerim olan zat, başka mükrimlere tevafuk cihetiyle aldığı lezzeti nisbiyeden bin defa daha hoş bir lezzeti ikram ettiği adamların telezzüzleriyle, ferahlarıyla alır. İşte bütün o masnuat, bütün onlardan matlup neticeleri nihayet derecede ve gayet güzel bir surette gösterdiklerinden ve ibadat-ı mahsusa ve tesbihat-ı hususiye ve tahiyyat-ı muayyene ile tabir edilen evamir-i tekviniyeye karşı onların itaatleri ve onlardan matlup olan makasıt-ı Rabbaniye'nin husulünden hasıl olan iftihar ve memnuniyet ve ferahla tabir edemediğimiz mani-i mukaddese ve şuun-u münezzeh o derece âli ve mukaddestir ki bütün ukul-u beşer ittihat edip bir akıl olsa yine onların künhüne yetişemez ve ihata edemez. Dar-ı Beka'da cennetlerinden her birini ziyafeti daime için birer sofra yapan Zat-ı Hayy-i Kayyum'a ait olarak o mahlukatın teşekkürlerinden ve minnettarlıklarından ve mesuriyetlerinden ve sevinçlerinden gelen ve tabirinde aciz olduğumuz ve mezun olmadığımız şunat-ı ilahiyeyi memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı kutsi ve lezzet-i mukaddese gibi isimlerle işaret edilen mani-i rubiyettir ki bu daimi faaliyeti ve mütemadi hallakiyeti iktiza eder. Hem mesela bir mahir sanatkar plaksız bir fonograf yapsa, o fonograf istediği gibi konuşsa, işlese, sanatkarı ne kadar müftehir olur, mütelezziz olur, kendi kendine maşallah der. Manasız bir eğlence hükmünde olan fonograf işlettirmek, güvercinlerle oynamak, mektup postacılığı yapmak, papağanları konuşturmaya bedel, en hoş, en yüksek, en ulvi bir eğlenceyi masumaneye çalış ki dağlar sana Davutvari birer muazzam fonograf olabilsin ve havai nesiminin dokunmasıyla eşyar ve nebatat birer tel-i musiki gibi namat-ı zikriye kulağına gelsin ve dağ binler dilleriyle tesbihat yapan bir acibül mahlukat-ı mahiyetinde göstersin ve ekser kuşlar dilleriyle Hüthüt-ü Süleymani gibi birer munis arkadaş veya muti birer hizmetkar suretini giysin, hem seni eğlendirsin hem müstahit olduğun kemalata da seni şevk ile sevk etsin. O makine dahi o ustanın istediği tarzda tam tamına gayet mükemmel olarak arzularını ve harika ince sanatını ve mahareti ilmiyesini göstermesiyle kendi ustasını lisan-ı hal ile alkışlar, tebrik eder, manevi tahiyyeler, hediyeler verir. Aynen öyle de kainatta bütün zihayat taifeleri, her biri ve her bir ferdi, her tarafı mucizeli birer harika makinedir ki ustasının her şeyinin her şey ile münasebetini gören ve her şeyin hayatına lazım bütün şeyleri görüp tam yerinde ona yetiştiren ihatalı ilminin derin ve ince cilveleriyle kendini tanıttıran Sani Zülcelal'ini hayatlarının lisan halleriyle
İns ve cin ve melek olan zişurların kal dilleri gibi tahiyyelerle alkışlar, tebriklerle ettahiyyatü lillah derler ve hayatlarının fiyatını doğrudan doğruya bütün mahlukatı, bütün ahvaliyle bilen halıklarına ubudiyet kerane takdim ediyorlar ki Miraç gecesinde bütün zihayat namına Muhammed aleyhissalatu vesselam vacibil vücudun huzurunda selam yerinde ettahiyyatü lillah deyip bütün zihayat taifelerinin tahiyye ve hediye ve manevi selamlarını takdim etmiş. Şöyle bir not okumak istiyoruz da. Gündüz alemi sıfat, gece alemi zatın tecellisidir. Üstadımız yatsı namazında o aleme girdim diyor. İstemez misin? Gecede sensiz seni, gayipte olanla hazırda olanı, zatın karşısında, bendeki o, onun karşısında, kimsin sen diye sorsan, sen diye bir cevap gelse, kendi kendine muhatap olup, gece karanlığında bir yürüyüş yapıp ki bu yürüyüş Fatiha'nın İyyâke hitabı ile başlayan uluhiyet makamından ubudiyet makamına Nûn-u Mütekellim-i Mâlgar ile alemlerde geze geze tahiyyatları toplaya toplaya teşehhütte topyekün tahiyyeleri takdim edip rızasının hasıl olmasındaki sürur ile iftihari kutsinin neticesiyle bir ferah ile yok olmak. Bu yok oluş ile daha yenisinde bir var oluş ile şuun-u münezzehi her an böylesi tazelendirmek. Hasan abi şurada bir şey geçiyordu da birer fonograf, birer telgraf gibi çok makineleri hatta en küçük bir kafada dahi yapmakla beraber her bir insan kafasına değil yalnız plaksız fonograf, fonograf plaksız olmaz. Aynesiz fotoğraf, fotoğraf makinesi de aynesiz olmuyor. Telsiz telgraf hiç olmuyor. Hasan abim, bu noktaya ne dersiniz abilerim? Abi Hasan abi sanırım internetten dolayı düştü de az önce. O Gelir. zaman devam edelim inşallah. Bir daha söyle Sedat abi o sorunu bir daha. Abi şey diyor, kafada diyor. Kafada dahi yapmakla her bir insan kafasına değil yalnız plaksız fonograf, aynesiz fotoğraf, telsiz telgraf. Hani fonograf plaksız nasıl oluyor? Fotoğraf makinesi aynesiz olmuyor. Telgraf telsizsiz, telsiz olmuyor. Şimdi belki şey olabilirdi de hani aynesiz fotoğraf kalp desek, telsiz telgrafa ruh desek, plaksız fonografa akıl diyeceğim de en baştaki her bir insan kafası diyor. Farklı şubelerden demiyor. Acaba kafadaki şubelerin kalp ve ruhla birleştiği merkezler mi? Sedat abi. Bismillah. Şöyle bir yer okudunuz zaten inşallah. Kaçıncı sayfaydı? Okudunuz bir yerde de. Osman abi bir şey diyecek miydiniz?
Sesin yok abi mu? Ben bir anlamaya çalışıyorum da onun için bir daha tekrar ettim. Bismillah ya, ben bir not aldım. Ya, biraz da burayı düşünüyordum. Belki Hasan abiyle konuşma fırsatımız olur diye. Çok hoşuma gitmişti burası. 346'nın sonunda lemalar. Abi okudu zaten orayı. O cevabı da zannediyorum burası. Sırrı kayyumiyet anlaşıldıktan sonra o mevhum silsilelerde birbirine dayanmak rabıtası ve manası kalmaz. Kalkar, her şey doğrudan doğruya sırrı kayyumiyete bakar. Şimdi bu sırrı kayyumiyet bu bütünlükte. Böyle de abim, kafada sanki böyle bir şeyden bahsediyor, böyle bir latifelerden bahsediyor gibi geldi sanki. Yani o tamam, hani telsiz oradaki üstadımız diyor santral manasını da kafada her bir insan kafasına plaksız fonograf, aynesiz fotoğraf, telsiz telgraf. Bak aslında şu şöyle abi, şöyle ben burayı tekrar okuyacağım, biraz izah etmeye çalışayım. Sırrı kayyumiyet anlaşıldıktan sonra o mevhum silsilelerde birbirine dayanmak, sebeplerin ortadan kalkması, artık dima yok ve manası kalmaz. Ben mananın da burada kalktığını zannediyorum. Manasız, belki de kalpsiz, ruh seviyesinde, belki latifelerle hadisenin, eşyanın, bütün her şeyin hakikatini anlamak var. Her şeyin farkına varmak var. O derecelendiren, aradaki ne kadar sistem varsa hepsi kalkmaksızın. Kalkacak her şey. Kalkıyor. Burası da benim ilgimi çekmesinin sebebi şuydu. Mananın da aradan kalkması. Mesela biz Esma'ya müteveccih olurken Esma'nın manasına, hakikatine müteveccih olmak istiyoruz. Bu da berzahtır. Bunun da aradan kalktığı makamlar var demek ki. Sırrı kayyumiyet buna bakıyor. Devam edelim mi abi? Evet. İşte her bir zihayatın zahiri bir vücudunun zevaliyle 24. mektupta izah edildiği gibi ruhu, mahiyeti, hüviyeti, sureti gibi pek çok vücutlarını arkasında bıraktıran ve yerinde vazife başına geçiren faaliyet-i daime ve hallakiyet-i rabbaniyeden neş'et eden mani-i kutsiyenin ve rububiyet-i ilahiyenin ne kadar ehemmiyetli oldukları anlaşılır. Beşinci şua iki meseledir. Kainatta tecelli eden kayyumiyetin cilvesi, vahidiyet ve celal noktasında olduğu gibi kainatın merkezi ve medarı ve zihşuur meyvesi olan İnsanda dahi kayyumiyetin cilvesi, ehadiyet ve cemal noktasında tezahürü var. Yani sani kudreti, kibriya ve celal noktasında kainatı öyle muhteşem bir saray şeklinde icat ediyor ki, güneşi büyük bir elektrik lambası, kameri kandil, ve yıldızları mumlar meyveleriyle yaldızlar, elektrikler ve zemin yüzünü bir sofra, bir tarla, bir bahçe, bir haliçe ve dağları birer mahzen, birer direk, birer kal'a ve hakeza bütün eşyayı büyük bir mikyasta o büyük sarayın levazımatı şekline getirerek şaşalı bir surette haşmet-i rububiyetini gösterdiği gibi cemal noktasında rahmeti dahi en küçük zihayata kadar her zihruha envai nimetini verir, onun ile tanzim eder, baştan aşağıya kadar nimetlerle süsleyip lütuf ve keremle tezyin eder ve o haşmet-i celaliyeye karşı cemal-i rahmetini o küçücük lisanlarla,
o büyük lisana karşı çıkarır. Yani güneş ve arş gibi büyük cerimler haşmet lisanıyla ya celil, ya kebir, ya azim dedikleri vakit sinek ve semek gibi o küçücük zihayatlar dahi rahmet lisanıyla ya cemil, ya rahim, ya kerim diyerek o musikayı kübraya latif namatlarını katıyorlar, tatlılaştırıyorlar. Yani nasıl ki kainat sırrı kayyumiyetle kaimdir, öyle de ismi kayyumun mazhar-ı ekmeli olan insan ile bir cihette kainat kıyam bulur. Yani kainatın ekser hikmetleri, maslahatları, gayeleri insana baktığı için güya insandaki cilve-i kayyumiyet kainata bir direktir. Evet, zat-ı hayy-i kayyum bu kainatta insanı irade etmiş ve kainatı onun için yaratmış denilebilir. Çünkü insan camiyet-i tamme ile bütün esma-i ilahiyi anlar, zevk eder. Hususan rızıktaki zevk cihetiyle pek çok esma-i hüsnayı anlar. Halbuki melaikeler onları o zevk ile bilemezler. Sedat. Efendim abi. Sırrı kayyumiyetle insanla kainatı insanla kayyumdur diyor. Yani kainatın durması insanla alakalı. Niye abim orada? Ona yani naklediyorsun da mutlaka çalışmışsın. Oku. Sen çendan nefsin ve suretin itibariyle hiç hükmündesin. Fakat vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli mevcudatın belagatlı bir lisan-ı natıkı ve şu kitab-ı alemin anlayışlı bir mütalacısı ve şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazırı ve şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah. Çok güzel. Niye kayyumiyet demedi, sırrı kayyumiyet dedi? Sana soruyor Sedat. Kayyumiyet, niye sırrı kayyumiyet dedi? Abi biz bir şirketiz. Abilerimiz de o şirkete dahiller. Evet, yani sırla kayyumiyet, kayyumiyete ne katıyor sırrı kayyumiyet? İnsana bakıyor Sedat'ım, insana. Sırrı kayyumiyet deyince insanı kastediyor. Kayyum olunca kainata bakıyor kayyumiyet. Evet. Sakla kulum beni, saklayayım seni. Ne abi oldu şimdi... onayladın mı şey Sedat? Bak diyor ki kayyumiyet kainattır, kainata bakıyor. Kainatın sırrı Allah'ın sırrındadır dediler. Herhalde öyle bir şeye benziyor değil mi abi? Evet abi. Biraz rahatlatayım seni böyle. Biraz telledin, dur yavaş. Çok ağır bir şey okuyor. İsim. Düştü ama Hatta abi. Şu anda geliyor mu sesim? Yeni geldi abi. Bak şimdi. Kainat var. Kayyumiyet ona bakıyormuş. Bir de kayyumiyetin sırrı var. Kainatın sırrına bakıyormuş. Yani bu kardeşler böyle dedi. Yani bu sır deyince insanı içine sokuyor. Osman da şöyle bir şey dedi. İnsaniyet insan değil. İnsaniyet insanı
kainat alakadar etmiş diyor. İnsaniyet insanı kainat alakadar etmiş. İnsan. Evet, Mehmet kardeş de öyle diyor ki kayyum deyince kainata bakıyor diyor. Sırrı kayyumiyet deyince. Sırrı kayyumiyet deyince niye? Kayyumiyetin sırrı kainatın sırrı ile aynıdır. Dedi öyle dedi, öyle duydum. Kayyumiyetin sırrı kim ise kainatın sırrı da odur. Abi zaten zatıyla Cenab-ı Hak bir tek insanda tecelli ediyor ya, cilve-i zatisi. O sır, bu sır olsa gerek herhalde. Peki kainat deyince bu bak şimdi o çalıştın ya sen buna. Şöyle bir soru sorulsa, ben soruyorum. Yani bu, ben dersten ayrılacağım. Bir saat olacak veya daha olmadı da. Kayyumiyet deyince ne hatırımıza gelmesi lazım Sedat'ın? Kayyumiyet deyince ne anlamam lazım? Şöyle bir iki cümleyle yapabilir miyiz? Veya yani bunun da sureti, kanuni, hakikati, mahiyeti var mı diyeceğiz. Şöyle böyle, ben bu dersten ayrılınca bu kayyumiyetten ben ne anlayacağım? Ondan sonra benim ne işime yarayacak? Hani sebap diye okursak başka da. Abim, ezel de zerrelerin, Cenab-ı Hakk'ın kün feye kün emri ilahisiyle toplanıp bir araya gelmeleri, kainattaki kayyumiyetin tezahürüdür desek abi, böyle kısaca. Bir daha söyler misin şu söylediklerini? Ezeli ilahideki zerrelerin bir araya gelmeleriyle kayım olup daim olup ortaya çıkışlarından kayyumiyetin hakikati ortaya çıkmıştır desek abi kısaca. Evet, devam et. Şöyle olur mu abi? Ayetel Kürsi'de başlayan Bismillah Allahu la ilahe illa huvel hayyul, yani kainatın oluşumu için gerekli olan zemini hazırlayan, hayatı veren Allah, hayyul kayyum ile, yani onu irade edip şu anda burada bu şekilde tek bir vücut halinde tutuyor. Allah'ın kayyumiyeti olmasa her şey her yerde ya. Bu Allah Teala'nın zatına bakan kayyumiyet, bir de kendi alemimizdeki cihetinden de kendimiz de kendi alemimizin kayyumu oluyoruz bir cihette. Olabilir mi böyle? Çok harika. Yani tek bir hakikat değil Erdinç'im. O da doğru, o da böyle ama güzellik katıyor. Ben istiyorum beraber. Ben istiyorum derken ben de öğrenmek istiyorum da böyle farklı böyle atölyelerde, mutfaklarda pişirilen yemeği çok severim. Bak bu da farklı bir noktadan oldu. Çok harika oldu. Sedat'ım da bir tanemdir. O da başka noktadan söyledi. Erdinç sen başka noktadan. Öyle kayyumiyeti arkadaşlar başka farklı anlayan var mı diye onun için merak ediyorum. Bu da çok hoştu. Evet. Hasan hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Can Türk. Evet abi. Selamünaleyküm, ben İzmir'den. Aleykümselam. Böyle şimdi her şeyin bir kayyum değeri, mesela şöyle bir bakış olabilir mi? Mesela çadırın kayyum değeri nedir? Orta direk değil mi yani? Ana direk. Veya mesela bizim sofranın, Türk geleneğindeki sofranın kayyum değeri nedir mesela? Ekmektir değil mi? Ekmeksiz düşünülemez yani mesela. Yani bunun gibi baktığın zaman yani her şey için bu uygulanabilir yani kayyum değer. İnsanda veya kainattaki kayyum değer yani şey Sedat kardeşin izah ettiği doğru yani özellikle bir araya gelişiyle Cenab-ı Hakk'ın oluşturduğu kün feykün emrine bağlı olarak çok güzel bir tabir. Nereden nasıl baktığını hani atölye olsun şey çalışması olsun açısından hani ben insanda insan ben de biz kendimizin
kayyum değerini, hatta ben bu açıdan şöyle bir şey sormak isteyecektim yani. Risale-i Nur'daki kayyum değer nedir yani? Esas bunu bulmamız lazım. Yani ayakta tutan, şey yapan yani kayyum değer nedir? Böyle bir bakış açısını yani ana, şimdi çünkü Ferdun Hayyum Kayyum'un Hakim Raddin Kudüs'ündeki ana şeylerden, rükünlerden yani İsmi Azam'dan bir tanesi ama kayyum sanki bunların hepsi birbiriyle ilgili olmakla beraber ana değer yani. Ana direkt, ana şey olduğu için nedir diye baktığımızda biraz yani ben de tam böyle şeyini veremiyorum ama muhtevasını ana şeyin bir geniş şumurlu şumuruna bakmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Eyvallah. Peki. Eyvallah. Peki Sedat'ım, Allah razı olsun. Efendim. Devam et abim. Bakayım biraz da ne anlayacağız farklı bir şey. İslamiyet ve iman akidelerini çok rızık ister bir manevi mide hükmüne getirip onun rızık sofrasının dairesini mümkünat dairesinin haricinde genişletip esma-i ilahiyeyi de içine alır. İnsan esma-i ilahiyeye kadar gidiyor abi. Sofrası ondan sonra sıfat-ı zatiye, şunat-ı zatiye. O mide ile ismi Sedat, Rahman'ı. Sedat, insaniyet midesine esma-i üstalar mı giriyor? Esma-i ilahiyeyi de içine alıyor ve doymuyor abi. Doymuyor. Allah Allah. Zata kadar yolu var herhalde abi. Zata kadar Osman abi şey olabilir mi? Yani hani zatın esmadaki zat, sıfattaki zat, mahiyetteki zat biraz evet, nasıl? Doğru, doğru söylüyorsun. Evet. Çünkü şöyle bir şey söylesek bilmiyorum ki. İnşallah tefekkürü küfür küfür değildir. İnsan da kendisini görebilmek için karşısına bir ayna veriyor. Zat da kendisini görebilmek için insanı yaratmıştır. Maşallah. Esma-i ilahiyeyi de içine alır kılmıştır. O mide ile... Özür dilerim, özür dilerim. Kasım okumuş, güzel bir şey yazmış, şey koymuş Risale'den. Kainata tecelli eden kayyumiyetin cilvesi vahidiyet ve celal noktasında cemal değil. Vahidiyet, celal. Olduğu gibi kainatın merkezi, medarı ve zişur meyvesi olan insanda dahi, burayı okumuştu galiba, kayyumiyetin cilvesi insan olunca kainatta vahidiyet, celal, insan çok ilgimi çekti. Sanki yeni okuyorum ya. İnsan olursa ehadiyet ve cemal noktasında tezahür ediyor. Maşallah Risale-i Nur'a ya. Celal noktasına şu da söylenebilir. Azamet ve kibriya. Cemal noktasına da ikram ve şefkat de denir abi. Bir de söyle abim. Celal noktasına azamet ve kibriya cihetiyle. Cemal noktasına da ikram ve şefkat cihetiyle nazar. Abi. Selamun aleyküm abi. Çok iptidai de olsa çok kavrayamadığımız için bu meseleyle ilgili şöyle bir şey aklıma geliyor. Tabii tam anlayamadığımız için, belki künhüne vakıf olmadığımız için yanlış ifade edebilirim ama şimdi mahiyeti, zatiyeyi biz anlayamıyoruz. Yani hakiki bir nur talebesi elbette devamlı bunlarla meşgul olan çok anlayacaktır, derk edecektir bize göre, bana göre. Ama mahiyeti, zatiyenin sıfatları var. Yani benim anladığım şekliyle ifade edeyim. Hasan abi ve bütün abilere söylemiş olayım. Sıfatları, sıfatlarından tereşuh eden
sıfatlarını tarif eden isimleri, esması, esmasından tereşuh eden efali mevcuttur ve Cenab-ı Hakk'ın bu efalini işte ifade eden bu binbir esması veyahut ne kadar binlerce esması olmakla beraber bunların hulasası Ferdün Hayyun Kayyum'un Hakem'in Adlun Kuddüs'ün dediğimiz bu altı ismi azam olmakla beraber bu esmalar manaları birbirinden farklı olmakla beraber birbiri içine girift, ahenkli bir şekilde hani mısırın yaprakları veya gülün goncası gibi Cenab-ı Hak tarif ediyor. Büsbütün hani kayyum ismi, işte sırrı kayyumiyet dediğiniz diğer o altı, diğer beş esma ile beraber düşünülerek, ama büsbütün ayrı değil zaten. Öyle bir arada düşünülerek biz anlamaya çalışıyoruz. Bilmiyorum biraz ifade edebildim mi? Hasan abi, çok konuştum. Kusura bakmayın. Estağfurullah, çok ilginç, çok acayip. Mahiyet-i Zatiye'nin sıfatları, sıfatlarının taayyunu olan esmalar, esmaların sıfatları ve efal olarak efal ilahiyelerin arkasındaki tutucu şeyi, kayyum. Allah Allah. Maşallah, neler neler anlaşılıyor. Elhamdülillah. Devam et abi. Maşallah. Şöyle bir manada buraya böyle şimdi şey oldu da abi, bunu da paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum, inşallah toparlayabiliriz. Şöyle bir minare ustası iskelesini kuruyor, minaresini yapıyor. Böyle minareye sanki de insan gibi desek, içinden merdivenler, basamaklar, meratipler çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor ta ki şerefesine, ezan okunan yere kadar ancak çıkabiliyor. Minarenin uç noktasına ancak minareyi yapan usta çıkabilir abi. Tabii orada ezan okumak da ayrı bir mana diye de onlardan sonra konuşuruz inşallah. Uç nokta mahiyeti zatiye abi. Esma-i ilahiyeyi de içine alır, kılmıştır ki o mide ile ismi Rahman'ı, üstadımız şunu diyor abi, insan ismi Rahman'ı tamamiyle gösterir bir surettedir. İsmi Rahman'ı ve ismi Hakimi en büyük bir zevki rızkı ile hisseder. Elhamdülillahi ala rahmaniyetihi ve ala hakimiyetihi der ve hakeza. Bu manevi mide-i kübra ile hadsiz nimeti ilahiyeden istifade edebilir ve bilhassa o midedeki muhabbet-i ilahiyenin zevki daha başka bir dairesi var. İnsanın nefsi rahmaniyetin cilveleriyle, kalbi de rahimiyetinin tecelliyatıyla nimetlendikleri gibi insanın aklı da hakimiyetinin letaifiyle zevk alır, telazüz eder. İsmi Rahim ve Hakim insanı berzahlar. Sırrı kayyumiyet. Birincisi, şuraya da abi, o midedeki muhabbeti ilahiye zevkinin daha başka bir dairesi var da, Hazreti İbrahim Vari, La Uhubbil Afilin mecası sevmeklerden sıyrılmak. Vücudu hakiki isteyen vicdan, İbrahim Vari, La Uhubbil Afilin eniniyle, mahbubatı mecaziyeden ve mevcudatı zaileden kat-ı alaka edip, mevcudu hakikiye, mahbubu sermediye bağlanıyorlar. Birincisi,
Kainatta münteşir bütün envai nimeti insanla tanzim etmek ve insanın menfaat ipiyle tesbih taneleri gibi tanzim eder nimetlerin iplerinin uçlarını insanın başına bağlar. Rahmet hazinelerinin umum çeşitlerine insanı bir liste hükmüne getirir. Her şeyde, hususan her bir zihayatta ve bilhassa insanda, o cemiyetli rahmetin perdesi altında, o Rahman'ın ekser isimlerinin ışıkları ve bir nevi cilve-i zatiyesi bulunarak her ferde, bütün kainata baktıracak ve münasebatlarlık verecek bir cemiyeti hayatiye vermesi dahi o Rahman'ın ehadiyetini ve her şeyin yanında hazır ve her şeyini yapan o olduğunu ispat eder. Bu sikke-i tasdik-i gayb'de de tecelli-i zat diyor. Burada da cilve-i zatiyesi diyor abi. Abi insan zatullahı kaplayan bir zarftır desek hata değil, sanki isabet etmiş oluruz. İkinci vazifesi, Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hitabına insan camiyet-i haysiyetiyle en mükemmel muhatap olmak ve hayratkerane sanatlarını takdim ve tahsin etmekle en yüksek sesli bir dellal olmak ve şuurdarane teşekküratın bütün envaıyla, bütün envai nimetine ve çeşit çeşit hassiz ihsanatına şükür ve hamdü sena etmektir. Beşer bir ümmettir. Kelam sıfatından gelen şeriat-ı ilahiyenin hameleleri, mümessilleri, mütemessilleridir. Sani mevcudat, bütün mevcudatta intişar eden tecelli muhabbetin bütün envaını bir noktada, bir aynede görmek ve bütün envai cemalini ehadiyet sırrıyla göstermek için şecere-i hilkatten bir meyve-i münevver derecesinde ve kalbi o şecerenin hakaik-i esasiyesine istiyap edecek bir çekirdek hükmünde olan bir zatı o mebde-i evvel olan çekirdekten ta münteha olan meyveye kadar bir hayt-i ittisal hükmünde olan bir miraç ile o ferdin kainat namına mahbubiyetini göstermek ve huzuruna celbetmek ve rüyet-i cemaline müşerref etmek ve ondaki halet-i kutsiyeyi başkasına sirayet ettirmek için, kelamıyla taltif edip, fermanıyla tavzif etmektir. Miracı Ekber-i Muhammed'i de Nur Muhammed'i sırrıyla inşallah bizim de bir hissemiz vardır herhalde abi. Ayatın ayetleri. Böyle bir şey buraya yazmışız da abi. Ayatın ayetleri lehvi mahfuz-ı ezeliden inerken sadlarda altı cihetten yani muhit bir şekilde ihata ederken mirat ruhumuzda bu alameratibin mağaradaki yankı gibi aks-ı sedasını dinlemek, dinlerken dinlenmek, kelamdan gelip kelama dönmek, natık-ı Kur'an'ın sadası münacatın kendisidir. Künuz-u mahfiye fonograf misal nutka gelse seyreyle o an kulağınla alemi. Şöyle diyor: Felek mest, melek mest, nucum mest, semavat mest, şems mest, kamer mest, zemin mest,
anasır mest, nebatat mest, şecer mest, beşer mest, seraser zihayat mest, hem zerrat-ı mevcudat beraber mest. Yani muhabbet-i ilahiyenin tecellisinde ve o şarab-ı muhabbetten herkes istidadına göre mestir. Üçüncü vazifesi, hayatı ile üç cihetle zat-ı hayy-i kayyuma ve şuunatına ve sıfat-ı muhitasına aynadarlık etmektir. Sedat abi, bu vazifeleri şey yapabildin mi? Yani o kayyumiyete bakması, yani bir şey verebildin mi bütününe? Yani üçüncüye gireceğiz, üç tane şey var. Bu bir ikiyi mesela nasıl şey yaptın? Bağladın, yani nasıl bir tespitin var? Abi üçünü yaptıktan sonra vakitte daralıyoruz. Olur abi. Ben üçüncü uzun diye biraz hani şey böyle yapmadım. Zaten şimdi kısa inşallah şey yapacağız da abi. Bütün sıfat ve şuunat-ı ilahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat enede münderiçtir. Birinci vecih, insan kendi acz-ı mutlakıyla Halık'ının kudret-i mutlakasını ve derecatını ve aczin dereceleriyle kudretin mertebelerini hissetmektir. Ve fakr-ı mutlakıyla rahmetini ve rahmetinin derecelerini idrak etmek ve zaafıyla onun kuvvetini anlamaktır. Ve hakeza noksan sıfatlarıyla Halık'ının efsaf-ı kemaline mikyasvari ayna olmak. Gecede nurun daha ziyade parlamasına nazaran gece zulmetinin elektrik lambalarını göstermeye mükemmel bir ayna olduğu gibi insan dahi böyle nakıs sıfatlarıyla kemalat-ı ilahiyeye aynadarlık eder. İkinci vecih, insan cüz'i iradesiyle ve azıcık ilmiyle ve küçücük kudretiyle ve zahiri malikiyetiyle ve hanesini bina etmesiyle bu kainat ustasının malikiyetini ve sanatını ve iradesini ve kudretini ve ilmini kainatın büyüklüğü nispetinde anlar, aynedarlık eder. Üçüncü vecihteki aynedarlığın iki yüzü var. Birisi Esma-i İlahiyenin ayrı ayrı nakışlarını kendinde göstermektir. Adeta insan camiyetiyle kainatın küçük bir fihristesi ve bir misal musakkarası hükmünde olup umum esmasının nakışlarını gösteriyor. İkinci yüzü şunat-ı aile ilahiyeye aynadarlık eder. Yani kendi hayatıyla zat-ı hayy-i kayyumun hayatına işaret ettiği gibi kendi hayatında inkişaf eden sem ve basar gibi duyguların vasıtasıyla zat-ı hayy-i kayyumun sem ve basar gibi sıfatlarına aynadarlık eder, bildirir. Hem insan hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen ve his ve hassasiyet suretinde galayan eden ve kesretli bir surette olan çok ince hayati duygular, manalar ve hisler vasıtasıyla zat-ı hayy-i kayyumun şunatını kusiyesine aynadarlık eder. Mesela o hassasiyet içinde sevmek, iftihar etmek, memnun olmak, mesrur olmak, müferrah olmak gibi manalar ile zat-ı akdesin kusiyetine ve gınay-ı mutlakına münasip ve layık olmak şartıyla o neviden olan şunatına aynadarlık eder. İnsan küçük bir mikyasta kainattaki hakaik-i imaniyeyi şuhut derecesinde gösterebilir.
İşte insanın mezkür vazifeler gibi çok mühim hizmetleri var. Cemal-ı bakiye aynedir. Kemal-ı sermediyeye dellal-ı mazhardır. Ve rahmet-i ebediyeye muhtaç-ı müteşekkirdir. Madem cemal, kemal, rahmet bakidirler ve sermediyidirler. Elbette o cemal-ı bakinin ayne-i müştakı ve o kemal-ı sermediyenin dellal-ı aşıkı ve o rahmet-i ebediyenin muhtaç-ı müteşekkiri olan insan baki kalmak için bir dar bekaya girecek ve o bakilere refakat için ebede gidecek ve o ebedi cemal ve o sermedi kemal ve daimi rahmete ebedül abatta refakat etmek gerektir. Allah'a refakat etmek. Ebedi bir cemal, fani bir müştaka ve zail bir dosta razı olmaz. Cemal, kendini sevdiği için sevmesine mukabil muhabbet ister. Madem bütün kainatın şehadetiyle mahbub-u hakiki ve cemil-i mutlak, bütün güzel esma-i hüsnasıyla kendini insana sevdiriyor ve insanların kendini sevmelerini istiyor. Elbette ve herhalde kendisinin hem mahbubu hem habibi olan insana fıtri bir adaveti verip derinden derine kendinden küstürmeyecek ve fıtraten en ziyade sevimli ve muhabbetli ve perestiş için yarattığı en müstesna mahluku olan insanın fıtratına bütün bütün zıt olarak bir gizli adaveti insanın ruhuna vermeyecek. Fıtratına bütün bütün zıt olarak bir gizli adaveti insanın ruhuna vermeyecek. Çünkü insan sevdiği ve kıymetini takdir ettiği bir cemal-ı mutlaktan, ebedi ayrılmaktan gelen derin yarasını ancak ona adavetle, ebedi ayrılmaktan gelen derin yarasını ancak ona adavetle, ondan küsmekle ve onu inkar etmekle tedavi edebilir. İşte kafirlerin Allah'ın düşmanı olması bu noktadan ileri geliyor. Bu kainat insan için halk edilmiş ve insan ise marifet ve muhabbeti ilahiye için yaratılmıştır. Katiyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billah'tır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki marifetullah'tır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Ve ruh-u beşer için en halis sürur ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Nasıl kainat insan için yaratılmış ve kainattan maksut ve müntahap insandır, öyle de insandan dahi en büyük maksut ve en kıymetli müntahap ve en parlak ayna ahet ve semat elbette Ahmet-i Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Hulasan varsa hulasaya dön artık istersen. Abi şurayı şey yapıp bitireceğim inşallah. İsmi kayyuma bir de hizmeti iman, davayı Kur'an cihetiyle kısa bir bakış yapmak istedik. Efendimizin aleyhissalatü vesselamın dava ruhunun daire-i azamına ismi kayyum ile girmek istedik. Her şey dava ile kaim, dava ile daimdir. Kayyumiyetteki kaimlik, daimlik. Öyle bir ahd etmişiz ki resul malımızı da kaybetsek dönmeyeceğiz inşallah. Üstadımızın mağaradan düşerken davam diye haykırıyor. Davası olmayan bir insan çözülmeye başlar.
İradenin müşevviki ve tahrikçisi ideallerdir. İradeyi ateşlendirip hararetlendiren ideallerdir. Kimse kalmasa, tek başıma kalsam, bu kutsi yükün altında ölüp ölüp dirilsem, bu davanın kayyımı olacağım şuurunda olmak nasip olsun inşallah. Ehli dünya batıl davası için gözünü kırpmadan hayatını verebiliyor. Bizler hak ve hakikat olan ezeli bir muradı ilahiyi ebede götüren bu davaya gözünü kırpmadan, lakin hayatını değil, ömrümüzü vermeyelim mi? Hiçbir hadise bizim alemimizi yıkmamalı. Dimdik, yekta, ayakta, kaim ve daim olabilmek ismi kayyumun elzemidir. Turap olmadan çekirdekler neşv-i nema olmuyor. Çiğnesinler, tükürsünler, hatta pisliklerini seninle örtseler de sen, yani turap, güneşe nazır reşalara hamilik yaparsın. Cenab-ı Hak bizleri bu hizmet-i imaniyede manen, ruhen, kalben yürütsün, büyütsün, çürütsün. Emanetini kazbetme zamanına kadar sırat-ı müstakimden ayırmasın. Aleyhi ve ala aleyhi salatu vesselam. Bir arada hasenat-ı ümmeti ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ferdu, ya Hayyu, ya Kayyum, ya Hakamu, ya Adlu, ya Kuddus. Nes'elüke bihakkı furganikel hekimi ve bihürmeti habibikel ekrem ve bihakkı asmaikel husna ve bihürmeti ismikel azam. İhfazna min şerri nefsi ve şeyadin ve min şerri cinni vel insan. Amin. Sübhaneke la ilmena illa ma'allamtena. İnneke antel alimul hakim ve akuru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah razı olsun kardeş. Maşallah. Hasan abi. Yalnız bir şey yapayım. Bu inşallah ekran görüntüsü kaydeden vardır. Benim kamera bozuldu galiba. İnternette de böyle yeni geldiğim için internet biraz sıkışmına uğradık. Ama kamera herhalde bitti. Ekran görüntüsü olan varsa Osman Akkaya ile irtibata geçsin, onu göndersin bize yayınlamak için. Kameram çekemediği için söyledim. Ama Allah razı olsun, çok acayip bir şeydi. Çok küllü bir çalıştırma maşallah. Her çocuktan kayyumiyetim istedim. Efendim abi, Can Türk, bir şey mi diyecektin abi? Selamünaleyküm Hasan abi. Aleykümselam. Abi, dersten çıkardığım özeti söyleyebilir miyim biraz? Amiyane bir dille. Merak ediyorum Muhammed. Abi, şimdi bizim bu dersimizin kayyumiyeti neye bağlı? Hepimiz canlı olarak bağlandık. 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi. Alemimde şimdi bilgisayarcı olduğum için, yani bizim dersimizin kayyumiyeti internete bağlı değil mi abi? İnternet kesildiği zaman şey yok, telefon var, her şey var ama bağlanamıyor, sesimiz gitmiyor, görüntümüz gitmiyor. Doğru mu abi? Hı hı. Şimdi ben Bursa'da yaşadığım için, bizim Bursa'da Renault fabrikası ile Tofaş fabrikası var. Böyle insan hayal etsin, orada 10 binlerce, 20-30 bine yakın işçi çalışıyor. Korona var ama şu anda mesela cumartesi pazar yasak olduğu halde o fabrikadaki işler devam ediyor. Bütün Türkiye'yi, dünyayı bir araba fabrikası olarak hayal etsek abi. Orada binlerce makinalar var, robotlar var, boyama bölümü var. O makinaların, o fabrikanın kayyumiyeti de elektriğe bağlı değil mi abi? Elektriği kessek o fabrikanın ya da dünyanın elektriğini kessek, o makinalar ne işe yarar? O fabrikanın kayyumiyeti elektrik desek hata etmiş olur muyuz abi? Hmm. Şimdi Peygamber Efendimizin de nuru diyor ya abi, kainattan çekilse ondan sonra kainat divane olacak diyor.
23'ün sözde mi nerede bilmiyorum, büyük elektrik lambasının düğmesi diyor ya. Yani sanki hı-hı, Cenab-ı Hak böyle Peygamber Efendimizin nurunu da kayyumiyete bağlamış. Yani onun bir, onun nuru o kayyumiyetin düğmesi gibi hayal ettim ben de alemimde. Yanlış mı hayal ettim? Onlar aklıma geldi. Oo, maşallah. Hani Kur'an'ı kaldırsak kıyamet kopacak. Tamam, kıyamet kopabilir. Ama kıyametten önce de yani kayyum, hani belediye bazı yerlere mesela belediye başkanlarını, doğuda var ya PKK'lı belediye başkanlarını alıyor, oraya başka birini koyuyor. Yani kayyum atandı deniyor. Yani kayyum devamlılık, ayakta durmak, canlılık diye görüyorum ben. Öyle hayal ettim de abi. Yani bir elektriği kesin, dünyada elektrik kesilse hayat durur ya, hiçbir şey olmaz ki. Yani elektrik kayyum gibi hayal ediyorum ben. Değil mi yani, beşerin kayyumiyeti elektriğe bağlı. Kainatta da Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın nuru böyle bir gitse, işte al kıyamet koptu. Veleddalin amin. Onlar aklıma geldi. Hakkınızı helal edin. Parazit olmamıştır inşallah abi. Maşallah. Çok Muhammed, tebrik ederim. Çok çok güzel değişik şey verdin. Evet. Sayın Azar. Allah zihnimizi açık etsin. Teşekkür ederim. Bir de Çelik kardeş bir şey diyecekti. Bir de Çelik Can. Ya Hasan hocam söyle. Şu Muammer Cantürk kardeş, benim de ismim Cantürk de, benim söyleyeceklerimi söyledi yani. Bu kadar kabukum olmaz yani. Aynı değerde görüyorum yani. Yani elektrik olarak bizde de bir elektrik, elektronik mühendisliği var. Hakikaten kayyum değeri mesela fabrikanın, değil mi, o Renault'un, Menon'un ceryanı, şaltını indirdiği zaman on binlerce kişi, bütün şey birden durur yani, ana şey. Hani biraz evvel bir şey söylemek istedim ya, nasıl evin işte kayyum değeri baktığın zaman anadır, sofranın ekmektir, işte çadırın şeydir, ne derler, orta direğidir. Bunun gibi baktığında yani kainatta ve insandaki hani diğer kainatta vahdaniyet cihetiyle çok güzel izah edildi. İnsanda da ehadiyet cihetiyle. Kainattaki vahdaniyet cihetinde azamet ve kibriya, insandaki ehadiyet cihetiyle ise cemal ve kemal ve güzellik hani cihetiyle. Yani bu Cantürk kardeşe, Muammer Cantürk kardeşe çok teşekkür ederim. Benim düşündüğüm tarzdaki bir açıklaması oldu. Allah razı olsun. Ama ben esas şunu arıyorum yani. Hakikaten ben de onu sordum ya ilkten. Bizim Risale-i Nur'daki, nurculuktaki kayyum değeri çalışmamız lazım. Kayyum değeri nedir? Yani internet dedi ama o genelde tamam, ama bizi burada bağlayan esas kayyum değeri nedir? Onu da bulursak, oturtursak çok güzel olur diye düşünüyorum. Hizmetteki dava onu desek olur mu abi? Efendim? Ne dedin Sedat? Dava mı? Peki dava ruhu diyebilir miyiz abi? Uhuvvet. Abi elektrik hayat olsa, çünkü mesela santral var ama onu irade edip kullanacağınız, yönlendireceğiniz bir irade olmaz ise o hay netice vermiyor. Yani santral var, elektrik var ama onu kullanıp yönlendirebileceğiniz bir irade, bir murat lazım değil mi acaba? Hasan Mustafa abi. Dur abi, Kırıkan. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam Mustafa. Hasan abi, benim anladığım kayyumiyet, Allah'ın zatının tecellisi, yani en son perdesi insan ya, madde olarak. Madde ile mana arasında, yani Allah'ın bütün tecelli mertebelerini maddede manaya bağlayan, yani madde ile manayı bağlayandır kayyum. İkisini bir arada tutandır. Evet, kainatın harcı, çimentosu olduğu gibi madde olarak, fakat madde ile manayı bir arada tutmak. Vay, o da insandır. Evet. Hayır, yani şimdi insan maddedir ama insanda aynı zamanda mana var, ruh boyutu var, latifeler var, hisler var. Yani insanın mesela abi orada şeyi okudu. Beyinden insan kafasındaki kayıtları okudu. Mesela yani fonografsız, efendime söyleyeyim, plaksız, telsiz gibi. Ya bu bütün manaları maddesiyle manasıyla birlikte ayakta tutan, bir tutan kayyumiyettir manası. Evet.
Hasan abi Rize'den herhalde dağlar internete cevap vermiyor galiba. Kar mı yağıyor? Ne yapıyor oralarda? Evet, ders güzel oldu Sedat abi. Allah razı olsun. Ecmen olsun abi. Sedat abi. Maç çok iyi. Kayyumiyet. Bu kayyumiyet, kayyumiyet deyince benim aklıma bu endam aynaları vardı ya hani odada. Boy aynaları. Aha, o misal var ya o hep aklıma geliyor. Yani bu kayyumiyet ve sırrı kayyumiyet mevzusu. Orada bir oda var ve odada endam aynaları var ve oradaki endam aynalarındaki görünenler var. Ve oda her aynanın rengine ve boyasına göre ve şeyine göre değişiyor. Yani oradakileri o odayın yani o oda dediğimiz şey esma desek esmanı cilve cemal nakış sanatları gözüküyor o aynada. Bunların kayyumiyeti o aynaya ait. Yani o ayna onu kayyum ediyor. Ve kendini görmek isteyen bir zatın da bir isteği var. Bunun da görme isteğini getiren de bir o kayyumiyeten, yani o isteğin kayyumu eden de o ayna. Aynadar. Böyle bir kayyumiyet ilişkisi var geliyor. Ben hep o misalden böyle kafam şey yapıyor da. Bir onu belirteyim dedim yani. Ayna, insan, üçünü de ikisini de birden birisi görme arzusu da mı var abi? Yani ayna, esma. Yani aynada görünen insan, esma insanı da görüp gözeten, koruyup kullayanın kendini sanatı ilahisini görmesi. Yani ben hani bu benim alemim var ya, kainat var. Kainatı hariçteki ıttılağımızın olmadığı kainatı o oda gibi düşünsek ya da onun kaynağını o oda düşünsek benim alemimdeki kainatı kayyum eden benim. Yani bu da sır, yani bunun bu mekanizmada sırrı kayyumiyet gibi. Buradaki maksat, buradaki bu kayyum etme, senin üstünden kayyum etme mekanizması da sırrı kayyumiyet gibi anlıyorum. Yani benim hariçteki kainatla bir şeyim yok. Benim kendi kainatım, benim renklendirdiğim, benim aynamdaki görüneni ben kayyum ediyorum. Ve bu yani maksat, büyük bir maksat bu zaten. Senin aynandaki kayyum ettirmen. Dışarıdaki olan zerre veya şey değil. Onun bana aktardığı, benim düşünme düşen, dışarıdakine benim şeyim yok ki zaten. Itılam yok yani. Bu nokta bana hep kayyumiyet mevzu. Bunun üstünden ben, yani kafam hep oradan gidiyor benim niyeyse. Böyle bakıyorum yani. Selamun aleyküm. İzmir'den Mustafa. Ben bir şey sorabilir miyim arkadaşlar? Şimdi illa tek bir şeyin bir kalıbın içine mi koymak lazım? Yani mesela bir arkadaşımız internet dedi, bir arkadaşımız elektrik dedi. Yani şimdi bunların hepsinin ayrı ayrı şeyi yok mu, keyfiyeti yok mu? Yani modemim olmasa bağlanamıyorum, elektriğim olmasa bağlanamıyorum. İnternetim olmasa bağlanamıyorum, bilgisayarım olmasa, cep telefonum olmasa. Yani bir arabayı düşünün, benzin mi önemli, motor mu önemli, efendime söyleyeyim direksiyonu mu önemli, kaportası mı? Yani bir tane vidası olmuyor, o bir tane vida yüzünden o araba çalışmıyor. Yani böyle o kayyumiyetin içerisinde, yani bir havuz içerisinde değerlendirmek daha doğru bir bakış açısı olabilir mi acaba? Abi şöyle bir örnek verebilir miyim? Mesela geliyor mu sesim? Geliyor. Duyuyoruz abi. Şimdi
Dünyanın en iyi heykeltıraşı Michelangelo, belki duymuşsunuzdur, İtalyan. Bu adam 10 sene içinde Hazreti Musa'nın heykelini yapmış. Meşhurdur yani. Bunu ilkokulda da ortaokulda da görmüşüzdür ya da duymuşuzdur. Dünyanın en iyi heykeltıraşı. Bu 10 sene boyunca ondan sonra sakalını böyle hayal ettiği şeye, bir insana, surete bir benzetmiş, tamam mı? O çekiciyle, elindeki aletleriyle yapmış. Ondan sonra 10 sene içinde, 10 sene sonra bitirdikten sonra onun çok meşhur bir sözü var. Demiş ki, meşhur böyle dünya çapı, konuş ya Musa demiş, biliyor musun? Konuş ya Musa demiş. Ya nasıl konuşsun heykeltıraş? Gözü var ama görmüyor. Ağzı var ama tat almıyor. Kulağı var ama duymuyor. Eli var ama kaldıramıyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle dış suretinin hepsini insana mükemmel bir şekilde benzemiş. O heykelin konuşması için hayat lazım abi. Dersin başında da abi okudu ya. Hayat hayat diye okudu ya. Evet. Hatta şimdi mi? Bismillah, ben de bir Mustafa yani, abiye bir katkıda bulunmak istiyorum. Ya bütünlüğünde tabii ben size katılıyorum burada. Ve kayyumiyet ile sırrı kayyumiyeti bütünlük içinde ayrı ayrı da anlamak gerekiyor. Kayyumiyet bir hadisenin ortaya çıkması için sebeplerin silsileler halinde birbirine yardım etmesi, perdeler üzerinde birbirini göstermesi, esmanın birlikte çalışması, tesanüt etmesi, tecavüp etmesi, yani hasıl olan netice için birçok meselenin bir arada birbirine göstermesi, birbirine kayyum olması. Böyle düşünsek ama abi, peki ben bir şey sorabilir miyim? Temin kardeş dedi ya, ben mesela o örneği ben verdim. Yani internette bu dersi devam etmek için bizim dersimizin kayyumiyeti neye bağlı? İnternete bağlı. Ha, diyor ki kardeş, benim telefonum olmasa, modemim olmasa, şuyum olmasa, buyum olmasa, tamam da yani bir insanın ayakta durması neye bağlı? Hayata bağlı. Benim böbreğim çalışmasa, kalbim olmasa, hayata bağlı benim binlerce organım var. Zaten hocam burada sırrı kayyumiyet meselesinde ben Osman abinin dediği çok yakın geldi bana. Allah razı olsun, gitti mi Osman? Ama canım abi, şimdi her şeyiniz olsa da akli melekeniz olmasa, mesela her şeyinizin çalışıyor olmasının bir şeyi olmuyor ya, bir mesuliyetiniz kalkıyor ortadan. Yani o yüzden o şeyin içinde çok şey olması gerekmez mi anlamında söylüyorum. Sırrı kayyumiyet noktasından bakılırsa, Osman abi buradaysa ben ondan bir daha bir rica edeceğim onu ya. Buradayım abi. Osman abi, herhalde ben de oradayım. Sizinle aynı fikirdeyim. Ama senin izahın çok güzel oldu. Kendi ailemizde kayyum olması sırrı kayyumiyet. Onu bir izah eder misin? Sanki çok daha uygun geldi. En arkası çünkü. En arkası orası gibi. Yani yani bu konu tabii hani baktığınız yere göre zaten böyle bir tek bir bakış açısı var diyemeyiz de. Böyle hani bütün şartların bir araya gelmesine vücut buluyor. Bir tanesinin ademi onun yokluğuna sebep oluyor. Mevzusu da var hatırlarsanız. Yani bütün şartlar bir araya gelince vücuda çıkıyor ama olmamasının sebebi bir tanesinin yokluğu olabiliyor. Ama evet, onun onun yokluğuyla bakarsanız bunun sebebi budur dersek o da yanlış oluyor. Hani öyle bir noktayı nazarda var. Oradan da bakmak lazım belki bu mevzuya. İyi hatalı abi, bakabilmek için. Abi de şimdi şöyle. En büyük yanılgımız şurada oluyor. Esma'yı parçalayıp bölerek bakmaktır. Aslında yani bize bahsedilen şey, benim anladığım, bize anlamak noktasında mesela kayyumiyetten sadece bahsediliyor. Yani ben size sonra şu soruyu sorarım. Yani güneş ışığındaki renk beyaz mıdır? Kırmızı mıdır? Mavi midir? Hangisidir abi? Hepsidir. Hepsidir abi. Yani Esma'ya da böyle bakmak gerekiyor. Yani içinden bin bir Esma'yı düşünerek bakmak lazım. Heh, sanki Allah'ın bütün bir tane tecelliyat. Esması varmış da o da kayyummuş gibi bakmamak lazım. Kesinlikle. Yani bu kainattaki tecelliyat noktasında her noktada bin bir Esma'nın tecellisiyle bakıp onun içerisinde biz sadece kayyumiyetin vazifesini anlamaya çalışıyoruz. Yani aynen öyle. Allah razı olsun. Tabii.
Ha, kayyumiyetin icraat gösterebilmesi için hay da lazım, fert de lazım, yani bütün lazım. Esmal birlikte lazım yani. Biri çok güzel oldu olmuyor. Abi. Allah razı olsun. Mükemmel oldu. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bu biliyorsunuz kayyumiyet, Ferdin Hayyum Kayyum Hakkı en son Üstad Hazretleri izah etmekle beraber orada çeşitli nükteler şeyler var. Bir de şualar diyor. Birinci şu an. Birinci şey diyor. Çok ehli ilim veya şey olmayan okumadan 2-3'ü okuduktan sonra 3-4'ü okuduktan sonra birinci şuayı okusun diye kayyumiyette bir durum var. Şimdi tabii ki o her endam aynalarında ve şeyde hani bakıştaki o insan canibindeki kayyumiyet bak ama Cenab-ı Hak tarafından bakıştaki kayyumiyet bizim bu taraftan bakışımızdaki kayyumiyetten daha şeydir yani. Yani şeyi bizim taraftaki bakışımızdaki kayyumiyet hani ne kadar insan var o kadar insan, o kadar dünya, o kadar şey ölümüyle o kişinin kıyameti kopar diyor ya, ölür her şeyde biter ama esas burada kayyumiyetin bitme işi, devam edişi açısından sanki Allah canibinden bakış yapmamız lazım. Yani ben de bir şeyler söylemek istiyorum izin verirseniz. Anladığımı söylüyorum. Bir tek Cenab-ı Hakk'ın kendisinin bildiği gayrın nazarında bildirmek istediği şunat, sıfat, esmasına ait olanı, o halleri, duyguları gayrın nazarına hariçte resmedip sabit tutmasının, bütün duygularla sabit tutmasının adıdır diye biliyorum. Yani sırrı kayyumiyet, Allah'ın kayyumiyet sırrını insana vermesi. Yani öyle mi anlayalım Demet abi? Resminde, sırrında insanın fehmine vermesi. Duygularını, anlaşılmasını istediği duyguları kainat vüsatında sabitleyip, geçişken duyguları sabitleyip, insanın içinde ve dışında aynı duyguları, kendisine ait olan duyguları sabit tutmak istemesi kayyumiyet. Teşekkür ederiz abi. Evet, Allah razı olsun. Maşallah, çok iyi. Peki, selamun aleyküm kardeşler. Evet, Hasan abi yok herhalde, gelemiyor. Hani var mı başka diyecekti? Yoksa dersi de bitirebiliriz. Eğer 11'e geliyor saat. Allah razı olsun. Allah razı olsun Sedat abi. Sağ olasın. Allah razı olsun. Cümleten. Allah kabul etsin. Hayırlı geceler. Şimdiden hayırlı kandiller diliyorum cümleten. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hayırlı kandiller. Haftaya kim var haftaya? Onu da sormuş oldum ben. Evet, hayırlı kandiller. Allah razı olsun. Hayırlı kandiller kardeşim. Sedat kardeşim, teşekkür ederiz. Eyvallah efendim abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Gidiniz, kalırız. Ha, o da bu. Ha, bana iyi oynadık.